yeni bir haftada, yeni bir akademik yorumla tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Emre Öztürk. Bu hafta da her hafta olduğu gibi uluslararası gündemde yaşanan konuları sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Şimdi bu hafta uluslararası gündemde önemli bir konu maddesi daha vardı. Bu da biyolojik çeşitlilikti. İnsanlık yeni tip koronavirüs yani COVID-19 ve iklim değişikliği ile mücadele ederken ekolojik sistemde yaşanan tahribat öncelik sıralamasında değiştirebilir haberleri basında yer aldı. Zira okyanusların 3'te 2'sine, kara parçalarının ise 4'te 3'üne zarar veren vahşi medeniyet, birlikte yaşadığı canlıların mezar kazıcısı olmaya aday olarak gösteriliyor. CRI Türk'te Gökum Göçmen imzalı bir haber vardı. Bu haber üzerinden devam edecek olursak önemli başlıkları da derlemiş olacağız. Birleşmiş Milletler verilerine göre güncel eğilim devam etmesi halinde 2050 yılına kadar 1 milyon türün yok olabileceği söyleniyor. Uzmanlar bu denli bir yıkımın 10 milyon senedir görülmediğine de dikkat çekiyor. Gerçekten insanın doğaya verdiği zarar son yıllarda müthiş bir oranda yükseliş gösteriyor. İnsan ve doğa arasındaki dengenin çok geç olmadan yeniden tesis edilmesi bu sene Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 15. Dönem Taraflar Konferansı'nda masaya yatırılmıştı. Çin'in Yunnan eyaletinin merkezi olan Kunming kentinde düzenlenen konferansın ana teması ise ekolojik medeniyet yeryüzündeki her yaşam için ortak gelecek oluşturmak olarak belirlenmişti. Gelecek yıl 16. Dönem Taraflar Konferansı'nın da Türkiye'de düzenleneceği belirtiliyordu. Biyolojik çeşitlilik konusuna dair merak edilen 5 soru ve yanıtını sizlerle birlikte Gökum Göçmen imzalı bir haberde inceliyor olacağız. Yine konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da biyolojik çeşitliliğin korunmasına dair önemli mesajları vardı. Bunu da programın ilerleyen kısımlarında birlikte okuyor olacağız. Şimdi biyolojik çeşitlilik nedir? İlk olarak bakmamız gereken nokta burada başlıyor. Biyolojik çeşitlilik bireysel türler, daha sonra canlı toplulukları ve nihayet yaşamın fiziksel çevre ile etkileşime girdiği ormanlar veya mercan resifleri gibi tüm ekosistemler ile başlayan çeşitli seviyelerden oluşuyor. Bu sayısız etkileşim sayesinde ortaya çıkan biyolojik çeşitlilik dünyayı milyarlarca yıl boyunca yaşanabilir hale getiriyor. The Guardian gazetesi bu durumu biyolojik çeşitlilik dünyanın deneyimlediği çok çeşitli durumlar karşısında milyonlarca yıl evrim geçiren türleri değişen çevre koşulları karşısında nasıl hayatta kaldığı bilgisini de temsil eder ifadeleri ile özetliyor. Biyolojik çeşitlilik için hangi aşamalar imzalandı bugüne kadar, buna da bakmak gerekiyor. Bilim insanlarının yaşam kütüphanesi olarak betimlediği biyolojik çeşitlilik konusunda ilk adım 1992 yılında bir dünya zirvesinde atılıyor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirvede oluşturulan biyolojik çeşitlilik sözleşmesi 1993 yılında yürürlüğe giriliyor. Biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik çeşitliliğin parçalarının sürdürülebilir biçimde kullanımı ve genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil ve eşit biçimde parçalaştırılması hedefine sahip sözleşmenin takibi için toplantılar düzenlenmesi de burada kararlaştırılmıştı. Bu toplantıların ilki 1994 senesinde Bahamaların başkenti Nauru'da yapılmıştı. Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi tıpkı iklim çatısı altındaki Kyoto protokolü ve Paris anlaşmasındaki kendi içinde iki önemli anlaşmayı da barındırıyor. Bu anlaşmalardan ilki olan 1999 Kolombiya Cartagena protokolü genetiği değiştirilmiş organizmaların ülkenin doğal bitki türlerine zarar verilmesi halinde kullanımını yasaklarken 2010 Nagoya protokolü ise genetik kaynakların sürdürülebilir kullanımını amaçlıyor. Nagoya protokolünde ayrıca genetik kaynaklardan elde edilen gelirlerin adil ve eşit biçimde dağıtımı da öngörülüyor. Nagoya protokolü ve bağlantılı Aichi biyolojik çeşitlilik amaçları 20 adet hedefi içinde barındırmakta ve imzacıların attığı adımları sözleşme sekreteryası ile takip ediyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama Merkezi'nden Profesör Doktor Levent Kurnaz, biyolojik çeşitlilik hususunda gelinen noktayı İklim Haber sitesine yazdığı bir makalede şöyle aktarıyor. Sekreteryanın hazırladığı son rapor olan 5. Küresel Biyoçeşitlilik Görünümü
Eylül 2020'de yayımlanmıştır. Bu rapordaki en önemli sonuç, Aichi biyoçeşitlilik amaçları konusunda ilerlemeler olmasına rağmen 2020 yılı sonuna kadar bu hedeflerin hiçbirinin yerine getirilmesinin beklenmediğidir. Ülkeler tüm ulusal hedefleri birinden fazlasını tutturma, ki bu %34'lük bir birime denk geliyor, veya aşma yoluna denildiklerinde bu da %3'lük bir birim olduğunu bildiriyorlar. Ulusal hedeflerin diğer yarısında, yani %51'lik ilerleme kaydedilmedikçe bu ilerleme hedeflere ulaşılmasına olanak sağlayacak bir hıza ulaşamıyor. Ulusal hedeflerin %11'inde önemli bir ilerleme gösterilmedi ve hedeflerin %1'i ise kötüye gidiyor, diyor Profesör Doktor Levent Kurnaz. Peki bu yılki zirveden beklentiler nelerdi? Çin'de düzenlenen konferansın ana teması ekolojik medeniyet, yeryüzündeki her yaşam için ortak gelecek oluşturmak olarak belirlenmişti. Ekolojik medeniyet başlığı ile 11 ve 15 Ekim tarihleri arasında video konferans ve yüz yüze görüşmeler şeklinde düzenlenen zirvede gündemde gelecek 10 yılın hedefleri yer alıyor. Toplantıda 10 yıllık hedefler için 2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çevresi isimli bir yol haritasının da kayıt altına alınması bekleniyor. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetler konulu hükümetler arası bilim politika platformunun icra sekreteri olan Dr. An, Xinhua Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede toprağın bozulması ve restorasyonu adlı konularında gündeme gelmesinin şaşırtıcı olmayacağının altını çizdi. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 15. Dönem Taraflar Arası Konferansı'na dair basın toplantılarının da yapılması bekleniyordu ki birkaç tanesi şu anda yapılmış durumda. Çin basınında yer alan bilgilere göre ise 169 medya kuruluşunun 800'den fazla muhabiri Kunming'deki bu zirveyi yakından takip edecek. Son olarak Çin'in biyolojik çeşitlilik karnesinde neler vardı? Toplantıdan önce açıklanan bilgiler doğrultusunda ve geçmişte yaşananlara bakacak olursak, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'ne 1993'te katılan ve bu yılki zirvenin ev sahipliğini yapan Çin Halk Cumhuriyeti, kısa süre önce yayımladığı Beyaz Kitap ile bu zamana değin atılan adımları kamuoyuyla paylaşmıştı. Beyaz Kitap'ta yer alan bilgilere göre Çin, ülkedeki vahşi hayvan ve bitki türlerinin %71'ini orman, otlak, çöller ve sulak alanlar dahil olmak üzere karasal alanların ise %90'ını koruma altına aldı. Hayvanların popülasyonlarına dönük alınan önlemler sayesinde 112 nadir ve nesil tükenmekte olan bazı tür vahşi hayvanların korumasını da sağlıyor. Ülkenin sembolü olarak bilinen panda nüfusu da 1114'ten 1864'e kadar yükseldi. Hayvanların popülasyonuna dönük alınan önlemlerden yüksek oranda verim elde edildiği de burada kaydedilenler arasında. Az önce önemli bir konferanstan bahsetmiştik. Yine Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Çeşitlilik 15. Dönem Konferansı'nda Çin'in Yunmin eyaletinin Kunming kentinde gerçekleşen bir konferanstı bu ve 11 Ekim'de başlamıştı. Konferansın ana teması ise ekolojik medeniyet tüm canlılar için ortak geleceğin inşası olarak belirlenmişti. Şimdi Ekim ayının ortasına kadar yapılacak zirve kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in katılımcı ülkelere bir konuşması oldu. 2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik görünümünü karara bağlamak için toplandığını anımsatan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, uluslararası toplumla uzlaşı ve gezegendeki tüm canlılar için bir topluluk inşa etme davetini de vermiş oldu. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kalkınma için hayati önemde olduğunun altını çizen Xi Jinping, bir Çin atasözünde atıfta, "Bütün canlılar uyum içinde yaşadıklarında ve doğadan beslendiklerinde gelişirler," diye konuştu. Gelişmekte olan ülkelerin biyolojik çeşitliliğinin korunması için Çin'den 223 milyon dolar tutarında fon müjdesi de geldi. Xi Jinping, milli parkların sayısını artıracaklarını da konuya ekledi. Çin kaplanları, pandalar, tropikal ormanların aralarında da bulunduğu yeni bölgelerin milli park olarak tasarlandığını dile getiren Xi Jinping, hali hazırda karasal vahşi yaşam türlerinin de %30'unun bulunduğu 230 bin kilometre kareyi koruma altına aldıklarını
anımsattı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in küresel topluma biyolojik çeşitliliğin korunması için 223 milyon dolar ayırma kararını duyurmasını konuyu takip eden uzmanlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Beijing merkezli Biyolojik Çeşitliliği Koruma ve Yeşil Kalkınma Vakfı Direktörü Alice Hooks, CNN International'a yaptığı açıklamada eğer ülkeler bu konuda liderlik yapmak istiyorlarsa deniz aşırı ülkelerdeki izlerin sorumluluğunu artırmalılar. Yine buna kalkınma ve ihracatlar da dahildir ifadelerini kullandı. Doğanın da burada önemine çok değindi Xi Jinping. Şöyle özetledi: doğa onu korursak bizi cömertçe ödüllendirir, umarsızca istismar edersek ise acımasızca cezalandırır dedi Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping. Yine burada bazı önemli adımlarında atılmasını şu şekilde sıralıyor Xi Jinping. İlk olarak insan ve doğa arasındaki koordinasyonun rehberi olacak ekolojik medeniyetin kalkınma yolunu izlemeliyiz diyor. Endüstriyel medeniyetin getirdiği sorunları çözmeye, insan aktivitelerini ekoloji ve doğa sınırlamaya, yine dağların, ırmakların, ormanların, tarım arazilerinin, göllerinin, yeşil alanların ve çöllerin bütünsel biçimde korunması için sistematik bir yönetime ihtiyacın olduğunun da altını çiziyor Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping. İkincisi ise yine yeşil dönüşümde sürdürülebilir kalkınma çabalarımızın hızlanması için bir çağrıda bulunuyor Xi Jinping. Yeşil, düşük karbonlu ve döngüsel bir ekosistem kurmamız gerektiğini de bize hatırlattı. Üçüncüsü ise sosyal eşitlik ve adaleti teşvik ederek insan refahını iyileştirme çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız mesajıydı. Yine bu mesajda da insanların daha iyi bir yaşam arzusunu zihnimizden çıkarmamız gerektiği bizlere bir kez daha hatırlatıldı. Dördüncüsü ve son olarak adil ve hakkaniyetli uluslararası yönetişim sistemi için uluslararası hukukun temellerinin açılmasıydı. Yine gerçek çok taraflılığı eyleme geçirmeye, hiç kimsenin iradesini yok saymayan ya da istismar etmeyen uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya ve etkin biçimde saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeye de ihtiyacımız olduğu vurgulandı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından. Evet sevgili CRI Türk dinleyicileri, bir diğer konu başlığı ise Japonya'da yeni seçilen Başbakan Fumio Kishida'nın Quad konusunda hızlı hareket etmesiydi. Yine Japon Başbakanı Fumio Kishida yabancı liderlerle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Burada dörtlü güvenlik diyaloğu, yani Quad çerçevesinde bir duruş sergilendi. Bu çok önemliydi. Yoshihide Suga ile Japonya'nın üstlendiği Quad öncülüğü Kishida ile devam mı edecek sorusu da gündeme taşınmış oldu. 5 Ekim'de önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşen Kishida ardından Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile telefon görüşmesine devam etti. Cuma günü ise Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşme ardından o günün ilerleyen saatlerinde 3 lideri tekrar ortak bir hatta alarak telekonferans yoluyla Quad çatısı altında bir toplantı gerçekleştirdi. Kişi de ayrıca Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cuma günü ise Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşmeler gerçekleştirdi. Gerçekten Asya Pasifik'te hızlı bir diplomasi trafiği döndü. Görüşmeler ardından bir televizyon kanalında konuşan Kishida, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede iki ülkenin oynadığı kritik rol göz önüne alındığında ittifakı güçlendirmeyi umduğunu söyledi. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir başka açıklamada ise Çin'den açıkça bahsedilmese de Doğu ve Güney Çin denizlerindeki statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere karşı güçlü bir çağrı sinyalinde bulunuldu. Bu da gündemde dikkat çeken bir başlıktı. Ancak burada Fumio Kishida'nın bölge hükümetleriyle olan diyaloğunda bir ülke eksik görünüyordu. O da Güney Kore. Güney Kore daha önce de Quad'a çok fazla sıcak bakmadığını ve Quad ittifakı içerisinde yer almak istemediğini belirtmişti. Ancak burada farklı bir soru da ortaya çıkmış oldu. Güney Kore çatlağı hala Quad'da sürüyor mu? Bölge hükümetleriyle Quad bağlantısı üzerinden görüşmeler gerçekleştiren Kishida'nın Güney Kore konusunda biraz
çekimser kaldığı da Japonya basını tarafından dile getirildi. İki ülke arasındaki gergin ilişkiler ve Güney Kore'nin KOA'da karşı bakış açısı göz önünde tutulacak olursa, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in henüz aranmaması da gayet normal olarak değerlendirildi Japonya'daki siyasi uzmanlar tarafından. Japonya ve Güney Kore arasındaki ilişkiler savaş sonrası dönemde kötü bir süreç yaşıyor. İki ülke arasındaki ticari anlaşmazlıklar tarihi anlaşmazlıklara kadar ilerleyen geniş bir zemine sıçramış durumda. Kishida'nın iki ülke arasındaki durumu toparlamak için Dışişleri Bakanlığı'na Seul ile temaslarda hızlandırma çağrısı verdiği de söyleniyor. Ancak uzmanlar bu görüşmelerin Japonya alt meclis seçimlerinde önemli rol oynayacağını da belirtiyor. Bu rol ne? İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin büyük bir bölümünü oluşturan muhafazakar seçmenlerin çoğu Kishida'nın Çin ve Güney Kore'ye karşı nispeten esnek bir tutum benimseyip benimsemeyeceğini merak ediyor. Bu yüzden alt seçimlerde de Kishida ve kabinesinin nasıl bir süreçte ilerleyeceği merak konusu. Kishida liderliğindeki Liberal Demokrat Parti geleneksel olarak komşu ülkelerle ilişkilerine öncelik veriyor ve dış politika konusunda ılımlı bir duruş sergiliyor. Ancak kabinede yer alan şahinlerin Çin ve Güney Kore politikalarında etkili olması da muhtemel seçenekler arasında. Kishida KOA'da özgür ve açık bir Hint-Pasifik hedefini gerçekleştirmenin bir yolu olarak görüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre ise Çin-Japon ilişkileri hem fırsatlar hem de zorluklar ile dolu. Yine burada Xi Jinping ise bir açıklamada bulunmuştu geçtiğimiz günlerde. İki ülkenin tarihi olaylar ve Tayvan gibi önemli hassas konular üzerinde düzgün bir şekilde oturup konuşması gerektiğine dair ibarelerde bulunmuştu. Burada açıkçası Çin tarafından bir diyalog çağrısı vardı ancak Japonya'daki muhafazakarların bu konuya nasıl baktığına dair bir görüş veya bir yorum henüz gelmiş değil. Bölgede artan ittifaklar ve silahlanma yarışı Japonya'nın bayrak liderliğini sürdürmek istediği Kuat çatısında Çin'e karşı resmi bir söylem ortaya çıkarmış değil. Sonuçta burada birçok söylem gerçekleşti ama Çin ibaresi açıkça vurgulanmamıştı. Ancak gayri resmi statüdeki Kuat'ın özgür ve açık Hint-Pasifik stratejisine hizmet edeceği Kishida'nın son açıklamaları tarafından teyit edilmiş durumda. Bu minvalde Beijing'e bakacak olursak Tokyo'nun Kuat hamlelerine karşı temkinli olacağı ise aşikar olarak gözüküyor. Evet sevgili CRI Türk dinleyicileri, bu hafta da akademik yorumun sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.